İştahla lokman da geliyor arkadaşlar. Lokmancığım hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? Gel öpeyim abicim. Ne var ne yok, her şey yolunda. Bomba gibi, şükürler olsun. Harika. İşte keyifli. Yüzüne vurmuş denenlerden bir tane daha. Adamın yüzünde maşallah harika. Kitapları da getirdim beraberinde. Evet abi. Gel otur abi, hemen sohbet edelim. Tamam. Nasıl istersen oraya otur. Ben hemen dağıtayım abi önce kitapları. Gerçi Murat Dalkılıç yayılmış oraya ama sen istediğin bir yere. Ben şöyle koltukta tek başına oturur diye. Evet. Lokmancığım. Bu çok kitapları mı? Ha. Evet abi, Murat'ın. Hediye olarak ben getirdin. Tabii. Benim zaten var burada kitabım. Bu aldım abi. Notlarımı da aldım içine. Bu benim. Bu da sizin. Çok teşekkür ederim. Lokman, ne zaman çıktı kitap? Abi 6 gün oldu. 6 gün daha oldu. Taze taze, yeni yeni. Harika. Daha önce ne yapıyordun Lokman? Ben hep muhabirlik yaptım. Çok eskisinde. Çok eskisinde ne? Daha önce, üniversiteden önce mi? Evet. Üniversiteden önce midyeciydim abi, Çeşme'de, İzmir'de. Oo, harika olur ya. Oradan işte midyecilik yapıyordum ben daha önce ve Beyaz abiyle orada tanıştık aslında biz. Üniversite sınavına girdim. Tek tercih olarak Radyo TV Sinema yazmıştım, Ege Üniversitesi. Bir gün Çeşme'deyim. Onu anlatayım mı abi? Anlat abi. Bir gün Çeşme'deyim. Gecenin 3'ü, elimde Suç ve Ceza kitap okuyorum. Önümde de midye tezgahı var. Böyle kenara çekildim. Baktım Beyaz abi bir grup arkadaşıyla beraber şeye geliyor. Şey dedi, midyeci nerede dedi. Ben dedim, yardımcı olayım dedim. Şey dedi, biz midyeciyi arıyoruz dedi. Ben midyeciyim dedim. Baktı böyle üstüm başıma. Böyle midyeci mi olur ha dedi. Abi öyle mi dedim, ne ayıp lan. Lokman dışarı. Lokman abi böyle mi anlatılır? Yukarıda oturduğumuzda bana çok daha efendi atmıştın. Böyle midyeci mi olur lan falan dışarı. Demedim, hayır. Öyle şöyle dedim yani. Midyeci elinde Suç ve Ceza var. Yani çok alışkın olduğumuz bir durum değil yani. Hani ondan dolayı. Evet. Ondan sonra tabii Beyazıt abi, İzmir midyesi de çok küçük olur bu arada. Daha çok iyi bilirsin. Güzel olur ya. Çok da lezzetli. İşte başladı. Beyazıt abi yemeye başlayınca onu gören herkes geliyor. Bir tane midye yiyor, 5 lira atıyor. Bir midye yiyor 10 lira, ama bana değil. Beyazıt abi artistik yapıyor işte. Midyeciye 10 lira başlattım. Dedim, baktım ki işler iyi gidiyor. Baya böyle tezgah para doldu. Beyazıt abi dedim, yediğim midyeler benden olsun. Sen yiyormuş gibi yap. Biz dedim bugün hastalıkız. Pirişiriz ama nasıl oldu böyle? Bir anda 20 kişi, 30 kişi falan böyle. Sağ olsun aslan orada öyle bir tanışık. Aslan kardeşim benim, bahtın açık olsun. Çok vallahi, sağ ol, çok teşekkür ederim. Oralardan elinde kitapla midye sattım. Bak geldiğin yerler çok da güzel ve yıllarca da Star Haber'de Uğur abin, Uğur Dündar'ın yanında da çalıştım. Hatta biz Uğur abiyi konuk ettiğimizde ona bir VTR hazırlamıştık, şarkı VTR'si. Orada da sen şarkıda evet, söylemiştin Uğur abi. Anlat abi kitabı. Neler var kitapta? Abi bu kitapta bugüne kadar yaptığım haberlerin hiçbir yerde yayınlanmamış telefon görüşmeleri var. Yani biz Savaş Akın'la beraber, sevgili evet. abimle beraber bu kitabı yazdığımızda çok ilginç gelen bize polisiye haberleri not alıp ondan sonra gizlilik kararı kalktıktan sonra biz buradaki telefon görüşmelerini aldık. Nasıl telefon görüşmeleri? Şifreli telefon görüşmeleri veya işte çetelerin kendi aralarında suça karışırken yaptığı görüşmeler var. İlginç çeteler var. Çok güzel diyaloglar var. Öncelikle şunu da söyleyeyim. 6 gün oldu kitabın çıkalı ve şu anda 10. baskısını yaptı Beyazıt abi. Evet. Yarın da TÜYAP'ta olacağız ve çok güzel bir ilgi var. Bu araştırma kitabıydı. Ancak herkes çok gülünce birçok kitabevi bunu mizah bölümünü aldı ve artık mizah bölümünde sergileniyor. Evet, araba hırsızlarından tutun da içinde ne ararsanız var. Telefon, takılan telefon görüşmesi kayıtları. Mesela bir tanesi, alo durumlar nasıl? İyi, fena değil. Oğlum neden bu kadar az geliyor sesin? Duymuyorum. Kısık sesle konuşuyorum. Sen de öyle yap. Lan manyak mısın? Neden öyle yapayım? Esas manyak sensin lan. Konuştuğum duyulmasın diye yapıyorum. Haberin yok mu? Telefonlar dinleniyor diye. Telefon dinleniyor. Telefon dinlemenin çözümü kısık sesle konuşmak. Evet, daha bunlardan. Abi sana bir büyük bir de küçük portakal gönderiyorum. Şifreli konuşuyorlar. Öteki diyor ki, tamam abi ama hangisi uzun namluluydu diyor. Hay senin abinin, kapat telefonu Allah kah. Evet. Ne oldu bizim Zamazingo işi diyor. Oğlum öyle konuşma, şifreli konuşmaya giriyor diyor. Abi ne diyeyim, esrar göndermediğim diyor.
Senin Allah belanı versin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.